Piyade Onbaşı Arut Köse, Türkiye Ermenisi bir Kore gazisiydi o. Geçtiğimiz hafta sonu 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Vasiyet etmişti, askeri törenle uğurlanmak istiyordu. Tören İstanbul Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlendi. Bakırköy Kaymakamı Nazmi Gülliye. Kralı Gülşü, al! Cenaze merasimi zaten anlatılacak bir şey değildi. Görülmeye değer bir cenaze merasimi yapıldı babamla ilgili. Babam kilisede bayrağa sarılı ve manga nöbet tuttu başında. Eminim görmüştür. Eminim çok mutlu olmuştur. Eminim vatana ve bize olan bütün haklarını helal etmiştir babam o tören esnasında. Arut Köse'nin ailesi askeri tören için başvurduğunda telefonun diğer ucundan şöyle bir yanıt gelmiş. Bu bir istek değil. Bu vatanın, bu gaziye borcudur. Emredin yapalım. Tuğgeneral seviyesinde katılım vardı cenazemize. Binbaşı, teğmen, üsteğmen, asteğmen, mangalarca asker. Babam bayrağa sarıldı. Bayrak sarılma işlemi için bir hata, bir kusur yapmasınlar diye iki gün evvelden Kumkapı'daki Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne geldiler. Ve her şeyin provasını yaptı askeri zıvan. Bu da bu ülkenin gerektiğinde nasıl birleştirici, nasıl kucaklayıcı ve nasıl sahiplenici insanlardan müteşekkil olduğuna en güzel örnek diye düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir yanından dünyanın bir diğer ucundaki Kore'ye giden binlerce Türk askerinden biriydi Arut Köse. Onun cenazesine de herkes koştu. Babamın töreni, cenaze töreni bu anlamda çok birleştirici bir törendi. Benim Müslüman arkadaşlarımın, kardeşimin, Kürt, Alevi, Rum arkadaşlarını, annemin komşularını, yurt dışından gelen yakınlarımızı, askerimizi, mülki erkanımızı, papazlarımızı, muhtarımızı, Müftü Bey taziyelerini bildirdi. Bu anlamda çok birleştirici ve evrensel bir olay diye düşünüyorum. Türkiye, Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldığında Arut Köse de Otugay'da olmak istemişti. Gönüllü yazıldı. Gönüllü olarak gitti Kore'ye. 1,5 sene orada askerlik yaptı ama çok zorluklarla, yani öyle hani kafa boş olarak gitti ama dolu olarak geldi. Orada çok şeyleri görmüş. Harp görmüş yani. O kurşunlar diyor vızır vızır geçer zannederdik diyor. Sinekler geçiyor. Halbuki diyor kurşun yağıyordu diyor. O zorlu günlerin tanıklarından biri de Kore gazisi İbrahim Gülek. Gülek de Arut Köse'nin cenaze törenine katılanlardan. Dernekte tanıştık. Çok iyi bir arkadaşımız değil. Allah razı olsun. Ben hatta orada cenaze sahibiyle konuştum. Ya dedim, biz hiç ayrı gayrı yapmadık. Böyle böyle oldu dedi. Adam sarıldı bana. Dedi, babamın tertipleri dedi. Aynı. Çok memnun oldular hani. Kore Savaşı 1950 yılında başladı. 16 ülkeden binlerce asker katıldı savaşa. Savaş tam 3 yıl sürdü. Türkiye, 20 bini aşan askeriyle kilometrelerce uzakta cephedeydi. Kore Savaşı'nda 721 Türk askeri şehit oldu. 2147 asker yaralandı. 175 askerdense bir daha haber alınamadı. Aradan 69 yıl geçmiş olsa da olaylar o günleri yaşayanların hafızasında yerini koruyor. İstanbul'da yaşayan Gazi Mahmut Aka savaşın ilk günlerini şöyle anlatıyor. Tam 30 günde gittik. Pusan'a gittik. Orada Amerika'nın 16 devlet yani savaşa hazırlanmışlar Meydan-ı Muharebe'de. Hazırlanmışlar, savaşa başlayacaklar, bizi bekliyorlar. Biz
meydana muharebeye girdiğimiz zaman geldiler Türk Tuvayı geldi bilene. Savaşa başladık. En öne bizi verdiler. En öne. Sağımızdan, solumuzdan Amerika, İngiliz, Fransa, herkes herkesin cephesi ayrı. Savaş başladı. Ertesi gün bir bakıyoruz ki kimse karşımızda kalmamış. Hepsi kaçmışlar geriye. Bir Türk duayı kalmış. Cephedeki halimiz Cenab-ı Allah tarafından kızım. Biz kendimiz mevzi kaldık. Oraya gittik. Ellerimiz patladı. Benim 7 tane hedefim vardı. Karton böyle beyaz. İstediğim yere ateş edemiyorum. Komutan sen diyor şu numaraya, sen şu numaraya, şu numaraya. Yani aradan geçmesinler. Belki gecede 2000 mermi harcıyorum. O kovanlar pat 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 atıyor. Biz Kore'ye gidiyoruz. Ne diyorlar biliyor musun? Tercüman var. Bizi Türkiye kurtardı. İşte Arut Köse de o kahraman Tugay'ın askerlerinden biriydi. Son yolculuğuna da tam da istediği gibi kahramanlara layık olarak uğurlandı.